Yani Lice katliamı ve Lice davası olarak da bilinen 1993 Lice davası bildiğiniz üzere şu anda Yargıtay sürecinde yani temizliği yapılıyor. 1993, 22 Ekim 1993'te Lice'de o dönemde 5 gün boyunca bombalanan bir ilçe sonucu yani 400 kep, 256 iş yeri, 17 ölüm ile gerçekleşti. Yani bir şehir komple hemen hemen yok edildi. Ve o süreçten bugüne yani 31 yıllık süreçte bu suçu işleyenler, bu suçu failleriyle bir türlü yüzleştirilemedik. Bu süreç işte 2014 yılında bir dava açıldı. Açılım süreci dediğimiz belki bir süreç, çözüm süreci dediğimiz bir süreçte. O süreçte dava ciddi anlamda bir yol kat edildi. Ama o süreçlerde bildiğiniz gibi cezasızlık politikasının uygulandığı bu süreçlerde o dava da durduruldu. Ve yani yine beraatle sonuçlanan bir duruma gitti. Yargılanan Eşref Hatipoğlu zorla mahkemeye getirilmişti. Tunar Yanar da öldürüldüğü söylenildi ama bir türlü cenaze otopsi tespiti yapılamadı. Ölen 17 insan ise hala bu davanın yani akıbetini, bu davanın faillerinin açığa çıkarılması ve cezalandırılmasını istiyor. Bildiğiniz gibi Eşref Hatipoğlu zaten o da öldü bundan 1,5 yıl önce. Yani aslında şu anda dosyada fail olarak, sanık olarak yargılanan iki kişi vardı Tuna Yanar'da. Bir diğeri de Eşref Hatipoğlu. Tuna Yanar'da zaten ilk mahkemede öldürüldüğü söylenilmişti. Öldüğü söylenilmişti yurt dışında. Eşref Hatipoğlu da bundan 1,5 yıl önce öldü. Ve bu yüzden de şu an sanıksız bir temiz, Yargıtay'da temizliği beklenen bir mahkeme var. Yani şöyle ki dünya üzerinde bu tür örnekler aslında çok var. Geçmişten geliyor yani 1800'lerden beraber geliyor. Yani katliamlar, savaşlar gerçekleşmiş. Özellikle üniter devletlerde, Rus devletlerinde bu tür şeyler çok oluşmuş. Fransa'da da gerçekleşmiş, Cezayir'de de gerçekleşmiş. Ve bir türlü bunların cezalandırılması yapılmamış bu şeylerin. Ama 1900'lerden sonra Avrupa ülkeleri kendileriyle yüzleşerek işte bu yaptıkları katliamların sembolik de olsa bir hesap verebilirliğini, bir özür dileme boyutunu gerçekleştirdiler. Lakin Türkiye'de bir Orta Doğu ülkesi olduğu için Orta Doğu'da ve Türkiye'de bu tür katliamların hiçbir tanesine ilgili ne bir özür ne de bir hakikate ulaşma gibi bir çalışma yapılmamış. Yani bunun Dersim katliamı boyutu var, Zilan katliamı boyutu var. Yani bir sürü katliam var geçmişten gelen ve bunların hesabını verilmemesi ya da cezasızlık politikasıyla bu tür katliamların kapatılması sonucu bir sonraki katliamları gerçekleşmiş. Yani eğer biz bugün Zilan katliamının hesabını verilmiş olsaydı herhalde Dersim katliamı gerçekleşmezdi. Dersim katliamının hesabı sorulsaydı bugün Lice katliamı belki gerçekleşmezdi ya da Sivas'taki katliam gerçekleşmezdi. Lice katliamının hesabı verilmiş olsaydı Roboski'deki katliam gerçekleşmezdi. Yani şu anda Roboski'nin hesabı sorulmadığı için başka katliamlarda her an olabilecek şeylerdir ki en basit örneği de hemen yanı başımızda İsrail'in Filistin üzerindeki uyguladığı vahşettir. Yani o da bir katliamdır. Bu İsrail'in bunu rahat ve herkesin gözü önünde yapmasının ana temalarından bir tanesi İşte bu tür katliamların cezasızlık politikasıyla sonuçlanması, uluslararası arenalarda, suç mahkemelerinde cezasızlık politikasıyla aklanmasından kaynaklı rahat rahat yapılabiliyor. Yani bugün Filistin'de yapılan yarın bir daha Türkiye'de yapılabilir ya da Irak'ta yapılabilir, Suriye'de yapılabilir. Bunlar artık hani olmayacak gibi gördüğümüz şeyler aslında olabilir. Şu anda belki de herhangi bir çatışması ortamı yok ama bir anda ülke değişebiliyor, bir anda ülkede uçlar değişebiliyor, farklı noktalara gelişebiliyor. Çünkü ülke öyle bir ülke ki bir anda bazı fraksiyonlar kendilerini oluşturabiliyor ve bu katliamları gerçekleştirebiliyor. Ama bunun en önemli etkeni şudur. Eğer gerçekten bir ülke demokratik hukuk devleti
standartlarını uygulayacaksa ve eşit yurttaşlık standartlarını uygulayacaksa bunun temel noktalarından bir tanesi talep ettiği hakikati yani açığa çıkartmak. Yani mahkemede, kendi mahkemesinde bunu bir eşit vatandaşlık noktasında açığa çıkartıp bu sonucu halka yansıtmak ve failler her kim olursa olsun bu failleri cezalandırmak. Bu failler cezalandırı takdirde bu tür katliamların da önünü kesilir. Yani bugün sadece Lice davası değil, Lice davasıyla beraber yüzleşme davaları dediğimiz Vartiniz, Citem davası, Kızıltepe davası, Dargeçit davası gibi davaların tamamında bu cezasızlık politikası uygulanıyor. Yani biz bu davaların takibini tabii ki yapıyoruz, yapacağız da. Yani bunun hukuksal boyutu zaten yapılıyor ama önemli olan toplumsal boyuttur. Hukuksal boyutlar yani sadece bir metottur ama toplumsal boyut hepimizin vicdanıdır. Vicdanlarımızı eğer biz bu noktada topluma tam olarak aksatamazsak, toplum bu vicdanını rahatlatmazsa bu tür şeylerin hani hukuksal boyutta kağıt üzerinde ya da işte ceza mahkemelerinde aklanması ya da cezasız bırakılması çok da önemli değil. Ama toplumun kendisinin bizzatı bu konuda vicdanının oluşması bu tür davaların daha doğru bir temelde yaklaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Biz 2014 yılında bu dava karşılığında biz Lice davasını hani bakış açımız orada sadece bir dava yani işte bir failin yargılaması boyutu değil zaten. Biz Lice davasına toplumsal yüzleşmenin, toplumsal barışın, toplumsal kucaklaşmanın aslında ilk ayağı olabilecek, yol açabilecek barış sürecini, çözüm sürecini insanların hani bu çözüme katı sunabilecek bir dava olarak belirttik ve lanse de ettik. Orada bildiğiniz gibi Lice davasında her boyutta öldürülen insanlar var. Asker var, polis var, öğretmen var, sivil var, çocuk var, kadın var. Yani Kürt var, Türk var. Her boyutuyla bir katliam gerçekleşmiş orada. Yani orada şunu diyemeyiz. Bunu biz mahkemede bile belirttik. Yani biz burada bütün güvenlik güçlerini tamamen zan altında bırakmıyoruz. Ama orada birileri bir konsepte hem güvenlik güçlerini öldürdü hem öğretmeni öldürdü. Yani Lice davasının Bahtiyar Aydın, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ailesiyle beraber, Yüksel Bayar'ın ailesiyle beraber takip ettiğimiz bir davadır. Toplumsal yüzleşme için gerçekten çok önemli bir dava. Yani eğer yarın veya önümüze açacak bir barış veya çözüm süreci oluşacaksa bunun ilk ayaklarından bir tanesidir Lice davası. Çünkü toplumun farklı kesimlerinin bulunduğu, farklı kesimlerinin zarar gördüğü bir davadır ve birbirine kırdırtırılan, birbirine boğazlaştırılan bir toplum var. Ve bu toplum, bu boğazlaşan insanlar aynı mahkemede beraber sandalyeye oturup faillerin açığa çıkmasını talep etti. Yani Lice davası gerçekten bu boyutuyla baktığımız zaman sadece Lice boyutu değil. Gerçekten toplumda yaşanan bu tür katliamların aslında kimler nasıl ördüğünü, neyle ördüğünü ve toplumu nasıl böyle birbirine kırdırttığını gösteren bir davadır. Eğer yarın öbür gün ya da önümüzdeki yıllarda bir çözüm süreci olacaksa ben inanıyorum ki Lice davası yani mağdurları zaten beraber oturup bu yolu çok çok rahat aşabilecek bir potansiyelleri var. Şimdi biz bunu zaten mahkemede bu fotoğrafı verdik. Bahtiyar Aydın ailesi, Yüksel Bayrak'ın ailesi, öğretmen Ali Nurettin Soyer'in ailesi, Lice mağdurların ailesi hepsi beraber aynı sandalyede yan yana oturup katillerin, faillerin açığa çıkmasını istemişti. Şu şekilde bir çağrıda da bulunmak isterim tabii ki. Yani bu 31. yıldır Lice katliamının. Yani Lice katliamıyla beraber birçok yüzleşme davası var. İşte Sivas'tır, Vartinis'tir, Dargeçit'tir, Kızıltepe'de Citem'dir. Bu davaların tamamı birbiriyle özdeşiktir. Yani beraber davalardır. Ve bu davaların toplumsal yüzleşme alanında cidden yol açabilecek bir davadır. Yani Dargeçit davası aynı o şekildedir. Topluma mal edilecek bir davadır. Sivas katliamı aynı o şekildedir. Yani biz bu davaları unutmamamız lazım. Bu davaları daha çok, daha fazla toplumsal alana açmamız ve kamuoyunda daha çok seslendirmemiz gereken davalardır ki eğer bir çözüm oluşacaksa bir hakikat yüzleşme komisyonu veya da bu mantalitede bir çalışma yürütecekse bunun en başında bu yüzleşme davalarını konulup bu yüzleşme davaları üzerinden gidilmesi gerekiyor. Açık ve nettir yani gerçekten buradaki fail yani mağdur aileleri
Bu konuda mahkemede de bunu sundular. Yani tek talepleri, tek istekleri şuydu. Biz evet öldürenin hani evet karşına çıkıp da hani cezasını çekmesini istiyoruz. Yani cezalandırılmasını istiyoruz. Ama hani böyle ne yapabiliriz ki değil. Bu işin bir çözüm sürecine katkı sunmasını istiyoruz. Yani bu işin artık çatışma sürecine katkı sunmasını istiyoruz. O konuda hepsinin talepleri var. Ben de 31. yılda, Lice katliamının 31. yılında bir kez daha Lice'de hayatta kaybedenleri hepsini anıyor. Yani Lice katliamında ömrünü unutmayacağımızı, unutmayacağımızı, bu davanın herhangi bu boyutu nereye giderse de gitsin takipçisi olacağımıza da söz veriyoruz. Bu konuda tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.